Hocam tekrar merhaba. Merhabalar, merhabalar. Her şey yolunda mı? İyi misiniz? Hoş geldin. Hoş bulduk. Önce seni burada görmek çok güzel. Teşekkürler. Sevgili hocam. İşin diğer güzel bir tarafı da hocalık yapmış arkadaşlarımızın televizyonlarda koment olmaları, futbolla ilgili konuşmaları daha güzel. Bence de yani özellikle iki futbol adamı, hani ben kendimi tam o seviyeye koymasam da yine de iki tane futbol adamının bir araya gelip sohbet etmesi her zaman. İngiltere bunu yapıyor. İngiltere'de öyle işte, Gary Lineker. Hepsi. Öyle Jimmy Carragher'ı gördüm Dünya Kupası'nda, finallerde. Gareth Southgate dönem yaptı. Antrenörlük de yapıyorlar. Terry, evet. Bütün lig maçlarında oradalar. Evet. Şimdi hocam bir hikaye anlatayım. Bana dediler ki, ya Gary Lineker'in yaptığını sen de yapar mısın? Dedim getirin 5,5 milyon pound, ben hemen başlayayım yani direkt. Gravatı bağlayalım, başlayalım yani. Güzeldiniz. Onun için futbolculuğundan fazla kazanıyor. Tüm spora da teşekkür etmek lazım. Böyle kaliteli arkadaşlarımızı oraya getirip doğru yorumlarda bulunmak. Şimdi hocam geliyor. Şimdi arkadaşlar yanlış anlamasın. Hocam kamp nasıl geçiyor? Ya bu nasıl bir soru? Kamp geçiyor. Kampta şimdi geliyor yine öne çıkan isimler kimler? Kampın yıldızları kimler? Ya böyle bir şey var mı ya? Bunlar hocam, artık onlar da, 30 sene önceki sorular ya. Evet. Futbol başkalaştı ya. Hocam o zaman oradan başlayalım. Şimdi ligde çok uzun bir deneyim var. Yani yaş olarak belki en verimli olabileceğin yaşta. Evet. Ama çok erken yaşta kazanılmış bir tecrübe var. Ligde teknik adam olarak erken yaşta görev almaya başladın hocam. Şimdi yardımcılıkları da falan sayarsak. Tabii sen yardımcılık çok erken başladın. Galatasaray dönemi. Kocaeli, Mustafa Denizli, Holger Özyek, Rainer Zaftik. Evet, bunlar önemli. 7 seneye yakın yardımcılık yaptık. Evet. Ve o dönemden itibaren artık bizim ligimizi ezbere bilen, bu süreçteki bütün gelişimleri, işte arada yabancılar değişti, kurallar değişti, bazı kurallar değişti, sınırlamalar değişti, oyun kuralları değişti, federasyon başkanları, yönetim kurulları değişti, kulüpler değişti, birçok şey değişti. Şimdi hocam geçmişe biraz dönecek olursak, göreve ligde ilk başladığın dönemlerdeki Türk futboluyla, taktik anlamda söylüyorum, strateji ve taktik anlamında bugünkü ligimizi kısaca değerlendirirsek nasıl bir sonuca varacağız? Acaba taktik olarak geliştik mi, durağan mıyız yoksa geriye mi gittik? Ne durumdayız? Söylediğine paralel olarak bence önce antrenörleri katalım. Evet, zaten oraya getirmek istedim. Mesele ligin değil, antrenörlerin başlangıcıyla bugünkü yeri nerede? Taktiğin gelişmesi için önce teknik adamların gelişmesi gerekiyor. Teknik adamlar gelişirse ülke futbolundaki oyuncu grubu gelişecek, yani futbol gelişecek. Dolayısıyla ben şahsen kendimden göreve başladığım antrenörlükle bugünkü antrenör, biz antrenör değilmişiz yani o dönemde. İlk 10 seneyi çık. İlk 10 sene hadi koçum, hadi aslanım veya işte gördüğün böyle antrenörlük olmaz. Yurt dışındaki seminerlere gittiğimiz zaman ben büyük bir bölümünü Köln'de, Hennef'te aldım. Türkiye'de de geldim, yaptım. Dolayısıyla şimdi bu pro lisansı, pro çıkmasaydı Türkiye'deki antrenörlükler gene geri kalacaktı. Antrenör eğitimi çok zayıftı o dönemi. Ben de hatırlıyorum gayet iyi. Sen bizim grupta değildin herhalde. Yok. İlk pro'nun başlangıcında. Ben ikincide aldım. İkincide. Evet. Şimdi biz orada hepimiz birbirimizi gördük. Evet. Hepimiz gördük. Çok net. Aynayı gözümüze tuttu şey. Yani hepimiz çıktık. Evet. O bir aylık bizimkisi herhalde 90 gün sürdü. Evet. 90 gün. O süreç içerisinde bunu kötü anlamda düşünmemek lazım. Şu anlamda yani güzel oldu. Çok eksiğimiz olduğunu gördük. Bazılarımızın çok üst düzey görev almalarına rağmen sahada baktığın zaman bir şeyler öğrenmek için bakıyorsun. Öğrenemediğini gördüğün zaman o da çok üzücü bir durum yani. Tabii kendi yeterliliklerimizi sorguladık. Çok sevdiğimiz abilerimizin yeterliliklerini sorguladık. Aynen. O dönemde. Şimdi düşünebiliyor musun? Evet. Şimdi bu pro lisansının gelmesiyle antrenörler yetişmeye başladı. Evet. Dolayısıyla Türk futbolunun gerisine gittiğin zaman önce
oyuncuyu yetiştirecek insanları bir sorgulamak lazım. Yalnız hocam ben orada biraz da şöyle düşünüyorum. Evet, pro eğitiminin başlaması, yani JIRA'ya akreditasyonumuzun sağlanmasını takiben JIRA eğitiminin Türkiye'de yerleşmesi bir ivme kazandırdı. Ama ben hala, ki hocam Almanca bildiğin için, Alman ligini çok iyi takip ettiğin için, Alman futbolunu iyi takip ettiğin için oradan örnek vereceğim. Ben hala Almanya'daki antrenör eğitiminin çok çok gerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Yani onlar alfabede Z'ye geldiyse biz daha B'de C'deyiz belki. Aynen. İmza atarım. Evet. Niçin biliyor musun? Biz bugün antrenmanlarda benim şahsi olarak, şimdi dedin ki uzun süre çalışan, deneyimi olan bir teknik adam, Türk futbolunu, Türk oyuncusunu yakından bilen, antrenmanda en çok ikaz ettiğim konuların 5-6 konuyu söyleyeyim. Hı hı. Bir, pasın kalitesi, pasın yönü, topun kontrolü. Bak 3, sürekli. Evet. Ya böyle bir şey var mı? Bundesliga antrenörleri bu konuda hiç konuşmuyordur hiç bence. Hiç konuşmuyor tabii. Evet. Çünkü antrenman bitmiş. Bitmiş. Evet. Bitmiş. Şimdi Almanya'dan aldığı mesela Robin. Evet. Bizim Almanya. Robin Yalçın. Robin Yalçın. Evet. Bundesliga kökenli veya Türkiye'dekiler. Bakıyorsun hazır, bazı şeyleri hazır. Onu başka konuda ikaz ediyorsun. O konuda ikaz etmiyorsun. Ama şimdi burayı geçtim. Orta pası. Şimdi oyuncu dayanıklılığı iyi. 15 kere gidiyor. Ya bir tane de bize gelsin. Evet. Şimdi bak 4 tane ana temel konu saydım hocam. Evet. 4 tane ana temel konu. Ya böyle bir ortam içerisinde diğer futbolun parametrelerini nasıl işleyeceğiz? Evet. Hocam şimdi Bundesliga'ya bakıyorum. Mesela Hoffenheim'i seyrediyoruz. 28-29 yaşında bir teknik adam var ki Bundesliga'da 26-27 yaşında başladı. Evet. Ben deha seviyesinde bir teknik adamlık görüyorum onda. Var, var. Kenarda oyuncularıyla ilişkisine bakıyorum ki o yaşta olmasına rağmen bir zaaf yaşamıyor. Ama bu sadece onun deha sahibi olmasından değil. Alman Futbol Federasyonu'nun teknik adamı donattığını düşünüyorum. Hocam Tuchel ne kadar önemli bir teknik adam. Real Madrid gözünü belki alacak. Real Madrid. Real Madrid'e ismi geçiyor. İşte Klopp, İhraç Tuchel. Yani böyle o Mainz kulübünün bir şeyi Bundesliga'da. Evet. Normalde Almanlardan iyi antrenör çıkmaz. Almanlar, son dönemde eğitimden dolayı inanılmaz iyiler. Taktik olarak da gelişmeye başladılar. Çok. Mesela ben Holger Rosenberg, Rainer Zaftig'le çalıştım. Almanlar genelde makinenin bir parçası. Santroforu sokar, santroforu çıkarır. Evet. Veya böyle zeka olarak, taktik anlamda üst düzey işler yapan bir organizatör, antrenör tipleri değildi. Değillerdi. Ama son 10 senede işte Löw'ün özellikle milli takıma geçmesiyle birlikte kurmuş olduğu geniş bir ekip var. Mesela Bundesliga'dan girdin. Şimdi Türkiye'de de son 2-3 senedir veya bilmiyorum, sen orayı daha düzeltebilirsin. Şimdi işte Türkçesi geçişler diye. Geçişleri Türk futbolu ne zaman öğrendi? Geçiş ne demektir? Hocam tam da bilmiyoruz aslında. Yani geçiş tam ne da demek? Bilmiyoruz. Geçişler. Evet. Veya Almanların Umschaltspiel diyor. Evet. Orada tam Türkçe geçişler ama nasıl geçiş? Veya topu kaybettikten sonra işte ilk 8, birisi 8 saniye diyor, biri 10 saniye 8 diyor. 8 saniye çok geç hocam. Yani, 4 saniye, 3 saniye. Şimdi bunlar Almanya'da çıkan veya şimdi yeni son 6 veya 8 aydır topu kaptığında ilk oynayacağın yer. Evet. Topu kaptığında ilk oynayacağın yer. Ya biz şimdi tabii mesela benim en büyük ikaz ettiğim konulardan biri de topu kaptıktan sonra oynayacağı yer. İlk düşünceye alan. Evet. Şimdi bakıyorsun. Ya aldığı yere oynuyor, ya yana oynuyor, ya sağına oynuyor, ya kaleciye geri pas oynuyor. Evet. Şimdi bütün bu hocam, bu devrimleri, gelişmeleri görenler teknik adamlar değil. Teknolojiyi çok iyi kullananlar, antrenörlüğün dışında vasıfları olanlar, antrenörlükle de iç içe çalışan insanların teknolojiyi de iyi kullanarak ve analizlerde topu kaptığın an diğer takımın pozisyonunu bakıyor adam. Evet. Hangi durumda? Evet. Diyor ki o zaman hemen ilk öne oynayacaksın. Evet. Yakala, ilk düşünce öne oynamak olmalı. İlk. Evet. Ve öne oynadığın zaman işte o geçişi de iyi yaptığın anda pozisyon buluyorsun. Evet. Bunu daha çok geliştirmeye çalışıyorlar. Yani biz Türkiye'de sen bak
Yıllarca hocalık yaptım. Fenerbahçe'de çalıştım. Teknik direktörlük yaptım. Televizyonlarda görev yapmak çok önemli bir şey. İnanılmaz ikisi birleştirici bir olay. Şimdi bazıları kızıyorlar. Teknik direktör ne iş var televizyonda? Ya esas teknik direktör çıkacak televizyona. Evet. Medyadaki arkadaşlarım da çıkacak. Donanımlı olan, bu işi bilen, futbolun ne olduğunu, futbol antrenmanın ne olduğunu, bir 11 nasıl kurulur? 40 bin kişi küfür ettiği zaman oyuncu nasıl değiştirilir? Evet. 3-0 mağlup duruma düştüğün zaman ne yapman gerekir? Öyle kuru sıkı atmakla bu iş olmuyor yani. Evet. Orada otur çok rahat bir şekilde. O ne oldu? Öyle bir şey yok. Evet. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla geçmişteki Türk futboluyla bugünkü Türk futbolu arasında bizim gelişimimiz tosbağanın ilerlemesi kadar. Aynen öyle, bravo hocam. Bu benim şahsi kanaatim. Çok yavaş. Bu benim şahsi kanaatim. İlerleme var ama çok yavaş. Tosbağa nasıl yürüyorsa biz de ölüyoruz. O da o zaman demiş ya, haca gidiyorum demiş. Uğrunda ölürüm ya, gidemezsin bu hızdan demişler. Belki bizimki de öyle oluyor. Evet, uğrunda ölürüm evet. Ya. Dolayısıyla Bundesliga'dan Almanya'da seminerlere gidiyorum hocam. Evet. Şimdi geçen sene Mannheim'de, evvelki sene Mannheim'deki seminerde Sverinsson Beşiktaş'ta oynuyordu evet, değil mi? Evet. İzlandalı oyuncu. Baktım evet. Sverinsson orada. Evet. Bizden baktım, bir Allah'ın kulu yok. Evet. Sverinsson sen o Ümit Milli Takımı, o 21 takımı teknik direktörüyüm dedi. Oradaki seminerde adam. Peki ne yaptı hocam İzlanda bize? Şimdi bak adamlar kendilerini, teknik adamları gitmiş evet. Orada Mannheim'de, Almanya'daki seminer. 10 bin tane antrenör geliyor dünyanın evet. Her yerinde. Evet. Çok her önemli. Sene seminer var. Her sene 3 gün, 3,5 gün dünyadaki yenilikler. Mesela orada ya dünya şampiyonasının ya Avrupa şampiyonasının analizini adam. Teknik değerlendirmesini şimdi bizde bir kere oldu. Oldum olmadım onu da bilmiyorum. Halbuki şimdi gelişim için beyin fırtına hepimizin, senin, benim, diğer teknik adamların herkes bir şey ortaya koyması evet. Lazım. Bir kişi fazla düşünemez. Bir kişi bu kadar görür ya. Evet. Doğru. Ben daha Türkiye'de bir Dünya Kupası analizini teknik adamlara aktarım yapıldığını görmedim. Ya, hocam bizim Avrupa şampiyonası Avrupa bitti. Görmedik. Analize muhtaç durumdayız. Hani nerede yani ne oynandı? Olmadı. Nasıl oldu? Goller hem nasıl kupaya atıldı? Dair hem bizim kendi performansımıza dair bir analiz. Gelişen bir sistemler var mı? Bunları olmadı. Yaparsak Türk antrenörü evet. Zeki, Türk antrenörü evet. Öğrenebilir, evet. Gelişebilir. Şampiyonlar Ligi analizleri, UEFA Kupası analizleri. Evet. Şimdi UEFA'nın şeyine gir. Burada girelim. Geçen senenin Şampiyonlar Ligi analizlerinin hepsi var. Evet. Adamlar koymuş tabii yabancı dilde koymuş. Evet. Sen yabancı dilin yoksa evet. Onu göremiyorsun. Evet. Goller nerelerden gelmiş? Kaç evet. Saniyede olmuş? Evet. Sistemler nasıl olmuş? Öne çıkan futbolda şeyler ne? Dünyanın en büyük teknik adamlarının röportajları var. Evet. Anlatımları var. Şimdi tabii, trend oyuna dair bilgileri paylaşıyorlar. En son Gerard Houllier'de dinledim. Bizim Haliç Kongre Merkezi'ndeki Fatih Hoca'nın organize ettiği. Tabii sabahtan akşama kadar sürdü. Ama ben o bölüm benim için en çarpıcı bölümdü. Gerard Houllier kupadan sonra bir teknik değerlendirme yaptı. O bölümde de salonda çok en az insanın bulunduğu dakikalardı. Yani orayı dikkatle takip etmedik. Oysa ki ayağımıza kadar gelmişti. Büyük bir şanstı. Çok da çarpıcı ifadeler kullandı. Burada zorlamak bence. Lazım. Güzel. Bak ne güzel örnek verdin hocam. Burada yani biz antrenörler olarak da çok dağılmış bir vaziyetteyiz. Evet. Dağılmış bir vaziyetteyiz. Herkes, şimdi ben Rize'de ne yapıyorsun? Takımı toparlamanın peşindesin. Evet. İşler iyi gitmediği zaman kendi kabuğuna çekiliyorsun, dışarı çıkamıyorsun. Yani ötesine geç ya. Her sene Türkiye'de şu seminerlerin bir tanesini Türkiye'de yapsınlar. Evet. Şimdi aletler. Ben idman yapıyorum bazen. Hı hı. Hocalar geliyor, ya bunu nereden aldın diyor. Takip edince bulunuyor. Yani araştırınca bulunuyor. Ama biz de sunabiliriz bunu. Biz evet. Artık biz derken federasyonumuz mu olur? Yeni çıkan teknolojiyle ilgili, saha gereksinimiyle ilgili birçok şeyi de ortaya koyabiliriz. Ben bu seminerlere niye gidiyorum? Evet. Bir gidiyorsun, kitap, video, hı-hı. Kasetler, teknolojiyle ilgili antrenman aletleri, evet. Sahada kullanacağın bir takım şeyler. Evet. Şimdi mesela ben şeyi çok severim hocam. Bielsa'yı hastayım ben. Benim hocam Bielsa. Evet. Şimdi benim şimdi dünyadaki evet. Bana sorsalar hangi antrenörleri izliyorsun? Evet. Bielsa bir kere filozof. O zaman soruyorum hocam. Baştan başlayalım. Bielsa. Neden Bielsa? Bielsa çünkü
filozofun ötesinde. Evet, aynen öyle. Filozof. Evet. Yani antrenörlük bence filozofi. Evet. Bence. Kesinlikle. Adam 3 kere Marsilya'ya gittim onu seyretmeye. Evet. Sadece onu. Oyun içerisinde taktik. Ya bir maçta dörtlü başladı. Evet. Üçlüye döndü. İkiliye döndü. İki stoper libero'ya döndü. Evet. Bir maçta. Evet. Şimdi Türkiye'de böyle bir şey yapsam bizim arkadaşlarımız maazallah. Ve oyuncuların yerleri o kadar değişiyor ki inanamam. Herkes her yerde oynuyor. Evet. Bir kere birinci kural bu. Hocam Bilbao da benzer bir şey yaptı. Tam bir otomatik takım. Finaline de gittim Bilbao. Hocam. Final evet. Oynadı biliyorsun değil mi UEFA? Kaybetti finali ama. Ne yaptı? Çok güçlü bir ekibe karşı kaybetti. Burada bütün antrenörler de duysun. Evet. Bak, ne yaptı biliyor musun? Sol hücum oynayan ismini hatırlamıyorum şimdi. Notlarımda vardır. Orta sahanın solunda çok hücumu müthiş bir oyuncusu vardı. 2-0 mağlup girdiler içeri. Ya bir baktım oyuncu değiştirmiş. O iyi oyuncuyu soldaki almış. Evet, hatırladım onu. Orta sahanın soluna da başka adam almış. Evet. Şimdi düşünüyorum. Şimdi ben bunu birkaç kere Türkiye'de yaptım da benim yardımcılar şaşırdı. Ya adam oradan 2-0 mağlup. Oyunu bir de böyle riske etmek var. Evet. Evet. Arkadan çıkarıyor. Oraya da bir hücumcu koydu. Evet. Bak hocam bu çok felsefik bir şey ya. Bunu herkes düşünemez. Adamı en iyi buraya koydu. Bir tane daha iyi bir adam koydu. Olmadı. Evet. Herhalde. Olmayabilir. Çok güçlü bir ekibe karşı ama denemeleri önemli. Ben bu arada. Onun için Bielsa diyorum. Ben de şöyle diyorum. Hem Bielsa benim hem Hikmet Karaman'ın da deneysel bir teknik adam olduğunu en azından ben görüyorum, biliyorum. Yani kamuoyunda da böyle bir algı vardır. Hikmet Karaman dener, araştırır, bilgiye ulaşmaya çalışır, teknolojiye ulaşmaya çalışır, futbolu sever, futbola saygı duyar. Bunlar çok önemli antrenör özellikleridir. Çünkü meslek ahlakı veya meslek etiği veya meslek donanımı bunlar önemli şeyler. Bir de Bielsa'da bu var ve fenomen bir teknik adam ve arkasında müritleri de olduğunu düşünüyorum. Onlardan bir tanesiyim ben. Çok sıkı takip ederim. Peki hocam 2 numara. Tabii 2 numarayla ilgili. Başarıya göre değil. Yok yani kesin bir başarı. Bir tarzın antrenörlük stiline göre devam edelim. Birini bir tanesi Johan Cruyff. Evet. Bunlar birbirinin yani şöyle diyelim. Evet. Belki de birbirine şey rahmetli tabii, diyelim. Evet, evet, evet. Yani ikisi evet. İkisini de böyle yarıştırırız. Evet. İkisi şu, bu evet. Ayrı bir şey Cruyff. Tabii yeni döneme girince Ancelotti'nin taktiksel şeyini çok beğeniyorum. Evet. Benim için. Sonra Guardiola'yı koyuyorum. Evet. Hocam Ancelotti için genel algı hani ben de biraz öyle düşünüyorum mesela. Takım yönetimindeki başarısı taktik veya strateji konusundaki başarılarını gölgeliyor. Çünkü takım yönetiminde çok öne çıktı. Yani yıldızlarla dolu bir Real Madrid, işte senede 20-30 milyon eurolar kazanan süperstarlar, egoları tavan yapmış, kendi ülkelerinin milli takımlarında koluna bant takan oyuncular, mesela James Rodriguez kendi ülkesi Kolombiya milli takımında 22 yaşta takım kaptanı oldu. Yani bu oyuncuları yönetirken ortaya koyduğu beceri taktiğinin, stratejisinin önüne geçti. Mesela biraz. Ben Milan'ı çalıştırırken Cafu sağ bekteydi, Maldini sol bekteydi. Evet. Ben onu Rıdvan'a anlattım, kimseye söyleme dedi bunu. Sen de bilsin dedim, ne olacak ya. Maldini soldan atağa katıldı, evet. Gidiyor. Cafu da gitti. Ya kulübeden bir çıktı Cafu'ya, bir bağırdı. Evet. Sen kal diye. Evet. Tabii o zaman niye bağırdığını kendi hemen. Evet. Şimdi o gidiyor bir dönen topta sağın solun bomboş. Evet, evet. O zaman üçlük alıyorsun. Evet. Dönen topta daha bir de ön libero durduğun zaman daha evet. Kontrollü duruyorsun. Evet. Şimdi oradan adam benim gözüme takılmıştı. Hatırla Şampiyonlar Ligi Real Madrid Bayern Münih Guardiola evet. Ancelotti. Evet. Kornerden gebertti. Evet. Topun yüzdesi Guardiola'da. Evet. Oyunun hakimiyeti şey Guardiola'da oldu. Ama o iki yönlü topta pat bitirdi evet. işini. Evet. Şimdi burada taktik anlamda çok hoşuma giden. Tabii son dönemin diğer tarafında geldiğin zaman Guardiola'yı da bu işin içine. Evet. Kesinlikle. Kesinlikle. Kesinlik. Çünkü Guardiola'nın babası bir Cruyff. Evet. Sıkıntıya mesela biyografisinde sıkıntıya düştüğü zaman Cruyff'a gidip ne yapayım diye soran bir adam. Evet. Ne yapmam gerekiyor, ne düşünüyorsun diye soran bir adam. Büyük şans Messi'yle, aslında bir taraftan yani. İşte İbrahimovic'den evet. Düştüğü, Barcelona'yı çalıştırırken hep gitmiş sormuş. Evet. Bielsa, Cruyff, Ancelotti, Guardiola dedik.
Ondan sonra da şimdi Klopp'u bir Liverpool'da devamını görmek istiyorum. Borussia evet. Dortmund'da Mainz'dan geldi. Borussia evet. Dortmund'da işte karşı presi koydu. Gegenpressing. Gegenpressing'i evet. koydu. Ondan sonra topu kaptıktan sonra öne oynamayı koydu. Evet. Genç oyuncularla bak en önemlisi. Evet. Takımı müthiş gençleştirip evet. oraya 2-3 tane de abiyi koyup küme düşme oynayan Borussia Dortmund'u 2 sene sonra evet. Şampiyonlar Ligi finali getirdim. Oynayana kadar evet. oraya kadar getirdi. Tuchel o da çok beğendim. Müthiş, müthiş. Çok yani ondan sonra Borussia Dortmund'u devralmak kolay iş değil. Hiç değil ama sanki oraya Nagelsmann gelecek gibi eğer Thomas Tuchel giderse. Tabii ben Almanca telaffuz doğru, edemiyorum doğru diyorsun. Tuchel'i ama o giderse sanki Nagelsmann gelecek ama, gibi. Ama felsefik yani. Felsefik iki tane antrenör var. Evet. Bielsa ile Leonkur. Bunlar evet. bu futbolun mesela Bielsa'nın antrenman modellerinde adam sahanın her tarafını metrelemiş. Evet. Metrelemiş. Her santimetreye kareye karşılık bir oyunu, bir düşüncesi, bir şeyi, bir ya, hakikaten filozofisi var. Yani böyle ve ondan futbolun içinde bütün her şey orada. Evet. Dolayısıyla Türkiye bilmiyor şimdi. Evet. Türkiye ne kadar ne? Türk evet. antrenörlük seminerlerinde, kurslarında. Evet. Türkiye'de kaç tane taktik gördük? Kaç tane evet. taktik çalışması gördük? Hocam birçok şeyi ben kendi adıma söyleyeyim. Çok geç öğrendiğimi de düşünüyorum ancak ama şimdi çok yeni geç yeni, gördük birçok şeyi. Evet. Çok 2-3 evet. sene içerisinde gelişmeye başladı. Evet. Dolayısıyla Türk futbolunun başlangıcıyla bugün arasındaki fazla bir şey konuşamazsın ki. Evet. Geçmişte bireysel yeteneği üst düzey olan abilerimiz sonucu getirmiş. Evet. Ya şimdi takım oyunda Çekoslovakya bizim gruptan lider çıktı. Evet. Var mı böyle bir şey? Niye? Adamlar sistem ve takımları bireysel değil takım oyunu içerisinde geliştirip evet. adam grubun lideri oluyor ya. Evet. Seni yeniyor. Yarın öbür gün buna şey eklenecek işte komşu ülkeler eklenecek. Yakında Arnavutluk'ta görürsünüz kafa tutacak. Tabii müthiş küçük bir nüfus ama etkili. Çalışma. Çalışıyorlar. Seyrettim orada. Takım oyunu oynuyorlar. Fransa maçını seyrettim. Bir tane adamları olsa Fransa'yı yeneceklerdi. Evet. 75'e kadar oyunu müthiş tuttular. Hocam Arnavutlar da takımı tutamıyorlar ki. Yarısı İsviçre milli takımında oynuyor zaten yani. Adı doğru. Arnavut'tan. Yani İsviçre milli takımı yarısı Arnavut. Doğru. Çok zor onların da işi. O yani anlamda. Dolayısıyla sevgili Önder Hocam durumumuz böyle yani. Evet. Hocam birkaç tane böyle kısa kısa da şey sormak istiyorum oyuncularla alakalı. Mesela herkes şeyi tartışır. Messi mi Ronaldo mu? Ben onu pek tartışmaya da açık olduğunu düşünmüyorum. Bana göre Messi'den yana konu kapalı. Ama ben yine de Hikmet Karaman ne düşünür bilmek şimdi, isterim. Tabii şöyle ikisi de çok farklı kulvar oyuncuları. Evet. Ama mesela Messi Barcelona'da olmadığı dönemde Barcelona zorla maç kazanıyor. Evet. Görüntü o. Evet. Ama Ronaldo Portekiz milli takımda çıktı. Ronaldo Avrupa şampiyonu oldu. Evet. Oyunda kalsaydı ben maçtaydım. Bunu Ronaldo'yu eleştiri anlamında demiyorum. Hı hı. Oyunda kalsaydı Allah o teknik direktörüne yardım etti. Önce çıkması gerekiyordu. Devam evet. edeceğim dedi. Sakattı ama bir kişi eksik oynuyor. Evet. Ve disiplinsiz oynuyor. Evet. Çünkü futbolda pozisyonunda pozisyon santrofor oynuyor. Stoper oyuna girerse gelmeyecek mi kardeşim? Kim kovalayacak adamı? Bir de adam iyi top kullanıyorsa o zaman orta sahadan biri çıkacak. Tak diğeri boşa çıkacak. Evet. Senin orta saha bir adamı basacak. Basınca diğer orta sahadan boşa çıkacak. Evet. Yani oyun öyle bir git gel oluyor ki çıktı adamlar maçı finali aldı. Evet. Dolayısıyla ama bir maçı da skorer bir oyuncu şimdi. Evet. Ronaldo'nun da bir skorer oyunculuk tarafı var. Evet. Skor yapıyor adam. Ben yabancılar konusunda biraz daha şanslı oluyorsun. Çünkü yerli oyuncularda sıkıntı yaşıyorsun hocam. Evet. Yaşıyorsun. Almakta sıkıntı yaşıyorsun. Evet. Alttan gelmiyor. Gelmiyor. Evet. Gelmiyor. Gelmeyince 5 yerli almaya kalksan kulüpler astronomik. Tamam. Ben bir dönem Altay'daydı herhalde. Erciyes'le beraber şimdi Başakşehir'de Cenk Ahmet'i istemiştim. Cenk Ahmet, evet. Bir parayla. O zaman Manisa Spor'daydım. Onu istedim. Bir rakam söylediler. Şaşırdık. Ne oluyor? Oyuncunun gelişimi de engelleniyor. Yukarıdaki ligde oynaması da engelleniyor. Doğru. Yani yabancılara, bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Senin fikrin. Hocam benim fikrim bir kere 18 tane ligimizde takım var. 18'de PTT 1. ligde 36. 36 kulüp arasında ben kuralın doğru anlayan bir kulüp olduğunu düşünmüyorum. Doğru yorumlayan bir kulüp olduğunu da düşünmüyorum. Yani kuralı koyarken beklenenlerle
uygulamada gördüklerimiz arasında bir kere çok korkunç farklar ve çelişkiler var. Ben doğru okunmadığını düşünüyorum. Aslında bir taraftan fırsattır. Fırsat, yani büyük fırsat. Rakamları bir taraftan fırsat. Bu arada ben karşısındayım bu kuralın. Ama eğer kural buysa ve uzun sürede böyle gidecekse, çünkü beyan esastır, Futbol Federasyonu bunu beyan etti. Uzun süre böyle gidecek. Eğer böyle gidecekse kulüpler bunu doğru okumalı ve çalışmasını ona göre yapmalı. Kural bize neyi taahhüt etti? Yerli oyuncuların rakamları düşecek. Düştü mü hocam? Henüz düşmedi. Henüz düşmedi. Düşecek mi? Pek de düşecekmiş gibi de görünmüyor. Yani bir oyuncu kafayı gösterdiği zaman, masaya güçlü oturduğu zaman istediği kontratı hala alabiliyor Türk oyuncusu. Öbür taraftan yabancı kuralı bizi Avrupa'da yarıştırabilir mi diye baktık. Avrupa'da da pek iyi yarışamadık kulüpler olarak. Ama şu var, bir algoritması olan bir kulüp, özellikle değerini bulmamış oyuncular üzerinde çalışan bir algoritma, onlar için üretilmiş bir algoritması olan bir kulüp çok büyük fark yaratır. Bunun dünyada örnekleri var. İşte Leicester onlardan bir tanesi. Değerini bulmamış. İşte onlar underrated oyuncu diyorlar. Underrated oyuncu üstünde çalıştı. Aldı. Çok daha düşük maliyetli aldı. Hatta bir tanesi N'Golo Kante'yi sattılar işte. 5,5'a aldılar. 30 milyon pound'a euro'ya sattılar. Chelsea'ye. Evet. Ama Türkiye'de hiçbir kulübün algoritması yok. Onun oluşması için bir teknik adamın en az 3 sene çalışması lazım. Çünkü o algoritma da öyle 3 günde oluşturulmuyor. Denenecek, yanılacak, deneyecek, yanılacak. Ekibi en sonunda onu oluşturacak, kusursuz hale getirecek. Son oyuncu seçmeye başlayacak. Aman hocam, bu şansı eğer Rize Spor'da değerlendirme olasılığı varsa şimdi, lütfen değerlendirin, umutluyuz çünkü. Şimdi biz tabii Hikmet Karaman'ın bir şeyler çıkaracağına dair benim umudum mevcut. Şimdi 3 tane bir oyuncu daha yabancı, genç oyuncu getirttirip onun işte bir gelişimlerine bakacağız. Mesela Belivi aldık biz Erciyes'te. Evet. 2-3 tane maçı vardı. Evet. Şimdi kiralık gönderdik. Hı-hı. Yaşı genç diye. Bir Akhisar maçında adam yoktu. Oynattık. Golü attı. 3 puan aldı bize. Evet. Ayda 5000 TL'ye aldık hocam. 5000 TL. Evet. Aylık maaşı 5000 TL'ye aldık. Güzel. Bakın ben alırken kulübü de riske sokmadım. Evet. Ekonomik anlamda riske sokmadık. Çünkü olmazsa hemen gönderelim. Kulübün zararı olmasın. Evet. Şimdi bizim bence esas şeyi, federasyonumuzun yapması gereken en önemli şey, bu 18 kişilik yani kulübede 7 adam çok az. Evet. Hem takım ruhu açısından. Evet. Bazen öyle oyuncular kulübeye çıkıyor. 20 tane evet. Eşit oyuncu istiyorsun değil mi? Evet. 18 tane olabilir bu. 3-4 tane de genç olabilir ama 20 tane yarışan bir ekip olması lazım. Evet. Şimdi ya 18 kişi aldığın zaman 3-4 kişi dışarıda kalıyor. Evet. Yap bunu 20, 22. Avrupa'da herhalde 23 mi alıyorlar? Avrupa Şampiyonası'nda. Şampiyonada öyle. 20. Al ya 20 olsun, 22 olsun. Ne olacak, zararı ne? Evet. Bak bu çok önemli bir şey olabilir bizim açımızda. Evet, olabilir. Olabilir. Çünkü tribüne çıkan oyuncu da bozuluyor. Hocam bir de şöyle bir avantaj getirebilir. Şimdi zor bir maç oynayacağımızı düşünüyoruz. En iyi 18'i yapıyoruz. Kafamızı çok kurcalayan bir tane genci yukarıda bırakıyoruz. Ama o zor gibi gözüken maçta 2-0 3-0'a geçtikten sonra belki o kafamızda çok soru işareti yapan genç oyuncu 18 yaşında belki atacağız sahaya. Yani. Çok güzel örnek. O fırsatı bize size vermeli en azından. Yani. Çok ne güzel örnek verdin ya. Türk futbolu için büyük kazanç. Müthiş güzel örnek. Evet. Adam 3-0 olduktan sonra koy son 10 dakika o çocuk oynasın. Evet. Oynasın. Evet. Ama maçı zor gördüğümüz için çoğu zaman o genci yukarı çıkartıyoruz. Almıyoruz yani. Öyle oluyor zaten. Yani çünkü kafamızda hep şey var, ya 0-0 giderse ya 1-0 geride girersem o bölüme. Tabii. Ama bazen futbol sürprizlere gebe, 3-0 öne geçiyorsun. Çok doğru. Belki 20 çok dakika doğru. O genç oyuncuyu şans verme olasılığı var. Dolayısıyla. O yüzden 20 kişilik bir kadro veya 22 kişi. 22. 22 hocam. 20 veya 22. O bir şeyler kazandırabilir. Yani niye bu yapılmaz mesela? Evet. Mesela niye yapmayız? Niye bunun karşısında olunur? Evet. Halbuki futbol, UEFA durmadan hakemlere oyunun gelişmesi, gollerin çok olması için, oyuncuların korunması için durmadan yeni kriterler çıkarıyor. UEFA biraz bizi bunu hazırlıyor galiba. Çünkü şunu biliyorum. Şampiyonlar Ligi'nde normal yedek kulübesinin yanına bir beşli bench koydular. Şimdi oraya staff oturuyor. Ama yavaş yavaş ben biliyorum o staff oradan ayrılacak. Bir beşli bench daha koyacaklar. Oraya artık yedek kulübesi büyüyüp
belki 23 kişilik verdiğiniz listeyi komple yedek kulübesine koyma şansını verecek UEFA. İnşallah. Öyle gibi hissediyorum. O beşli ben çünkü yıllardır sorgularım neden orada diye. Siz Şampiyonlar UEFA... Ligi'nde yayınlıyorsunuz ya şimdi. Evet. Hayır ben o daha beşli bençte çok oturdum bir de. Öyle mi? Yedek tabii. Kulübesine giremediğim dönemde Fenerbahçe'deyken beşli de oturduk. Bunlar çok büyük deneyim hocam. Biraz öyle hissediyorum. Deneyim tabii yani. Büyük deneyim. Her büyük. Maç deneyimdir, her turnuva deneyimdir. Şampiyonlar Ligi bence teknik adamların taktik anlamda gelişmesini sağlayacak acayip maçlar. Hocam Şampiyonlar Ligi'nde favori kim? Yani mesela benim geçen sene Bayern Münih'ten çok umutluydum. Evet. Yani bu sene şimdi bakıyorsun İspanya'da Real Madrid önde. Yani sanki finish yapacakmış gibi bir... Ligde yapacak gibi duruyor. Zidane'ı da hiç konuşmadık yani. Evet. Orada tığ gibi duruyor ki. Olmaz şeyde. Olmaz dediler ama niye olmasın hocam? Olmaz. İyi futbolcuydu, zeki oyuncuydu. Ama hocam nereden akıllı. Başladı? Olmaz olur mu? Altyapıda başladı önce. Altyapı, doğru. Evet. Hocam Real Madrid o konuda ben çok beğeniyorum. Bak şimdi Roberto Carlos genç takımı çalıştırıyor. Gelmiş mi? Genç takımı. Real Madrid genç takımını çalıştırıyor. Kıtalar arası dünya şampiyonasında Zidane'la beraber gitti. Orada kulübede beraber onlarla oturdu. Genç takımı götürdü. Orada maçı da beraber izlediler. Real Madrid Zidane'ı da oradan çıkardı. Önce aşağıda çalıştırdı. Sonra yardımcı yaptı. Mourinho ile beraber. Ancelotti ile düzeltiyorum. Şimdi teknik adamlığa başladı. Belki Roberto Carlos da bu yolu yürüyecek. Real Madrid kendi insan kaynaklarını çok doğru kullanıyor hocam, evet, son senelerde. Çok doğru, çok doğru. Yani bu, katılıyorum. O El Galacticos dediğimiz kadronun bütün oyuncuları aslında Real Madrid'in insan kaynağı. O kaynağı çok doğru kullanmaya başladı Real Madrid. Ben Real Madrid keşke sanki biraz daha bizim kulüplerimizde bunu yapsa. Olabilir yani. Olabilir. Hocam Atletico Madrid'e ne diyorsun Şampiyonlar Ligi'nde? Şimdi gruptan fresiz çıktılar aşağı yukarı. Buna rağmen böyle evet. Finallerde hep bir tık altta kalıyor. Evet. Yani bunda mesela hatırla o finalde Costa sakat sakat evet. Oynattı. Evet. Orada gitti zaten. Orada gitti. Eksik oynadılar. Evet. Eksik oynadılar. Evet. Gitti. Yani sanki bu işte Real Madrid'in, Barcelona'nın, Bayern Münih'in öyle veya böyle hep bir tık yukarıda bir şey evet. Var. Var. Finallerde. Onlar eski şampiyonlar. Yani olağan favoriler zaten. Atletico Madrid onların belki biraz arkasında kalıyor. O da yani o dördüncü, beşinci o gruplardan. Çünkü mesela Atletico Madrid'in oyun yapısı bir agresif. Top kaybında çok çabuk bütün takım. Evet. Çok çabuk topun arkasına veriyor. Geçme veya anında kaptırıldığı bölgede pres hı-hı. Yapıyorlar. Hı-hı. Ve çok çabuk hücuma çıkıyorlar. Şimdi... Bir de yan topları müthiş kullanıyorlar. Hücumsal yan topu müthiş. Defansta da yan toplarda iyi duruyorlar. Geliyor, evet. Duruyorlar. Defans anlamında yan top müthiş. Hücum yan toplarını, korner yan topu iyi kullan. Onun mesela o Simone'nin bir antrenörlük felsefesi. Evet. Şimdi ona mesela bazen iyi pas yapan oyunu katmıyor. Evet. Hep agresif böyle. Makine gibi bir agresif bir takım görüyorsun. O agresiflik biraz düştü mü maçı kaybediyor. Doğru. O agresiflik oldu mu her maçı kazanıyor evet. Veya kaybetmiyor. Evet. Şimdi mesela Real Madrid maçında da görüyorsun, Barcelona maçında, kendi liginde evet. Baktığın zaman. Hocam kaliteden yana biraz tabii eksik kadro. Evet. O sebeple o agresiviteyi sürekli korumak zorunda ama kolay mı? Hiç değil. Hiç değil. Bir kere düşmeyen bir tempoya ihtiyaç var. Çok iyi. Düşmeyen bir motivasyona ihtiyaç var. Çok çok onun iyi. Onun bir deli yardımcısı çok. Var. Evet. O yani... Adam top atarken bile yere yatıyor, elinle yerden atıyor. Oyuncuyu motive etme açısından. Evet, evet, şöyle evet. Yerde iki dizini koyuyor, böyle çalıştırıyor. Evet. Ve atarken bile adamlara nasıl motive ediyor biliyor musun? İnanamazsın. Evet, evet. İyi çalışıyorlar. Fiziksel mesela top fizik takımlardan olarak, biri. Tabii, kesinlikle. Kesinlikle. Mesela ona bakarsan Mourinho da şeyi değiştirmedi. Evet. Chelsea'de ben Chelsea'den evvelki sene mi? Ayrılmadan geçen evet. Sene gittim işte. Evet. Niye kaybediyor diye gittim. Niye kaybediyor? Evet. Mourinho gibi bir adam nasıl? Chelsea çok iyi takım. İlk gitti şampiyon oldu. Ondan sonra takım ne oynuyor? İki kere gittim canlı. Hem kulübede onu seyrettim hem takımını seyrettim. Dolayısıyla oradan da Manchester'a gitti. Zorluk yaşadı. Şimdi biraz daha toparladı gidiyor. Evet. O da oyun düzenini pek değiştirmedi. Evet.
sanki biraz yeniliklere direndi gibi geliyor bana. Direndi. Katılır mısın? Aynen, ona? Yeniliğe karşı direndi. Direndi. Yani hep bekle, hep bekle. Rakibin olmaz yani. Olmaz. Artık seni de bir yerde çözerler yani. Yeteneğin karşısında durmak çok kolay değil. Değil. Oynayan takımlar artık biraz daha avantajlı. Aynen. O bir yenil mesela. Guardiola öyle değil. Daha esnek. Yani. Mesela Ancelotti şimdi oynayan veya Klopp gitti Liverpool'da görüyorsun. Evet. Seyirciyle farklı bütünleşiyor, oyuncuyla farklı bütünleşiyor. Hocam Klopp'u şundan dolayı çok takdir ediyorum. Direkt oyun konusunda öyle bir mesafe almış ki dünya lideri. Yani Dortmund'un o üst üste başarılı olduğu senelerde, Şampiyonlar Ligi'nin finaline geldiği senelerde kendi fenomen oyununu yarattı ve onun liderliğini yaptı. Açık ara yaptı herkese. Ona rağmen şimdi Premier Lig istatistiklerine bakıyorum. Top kullanmada ki direkt oyun topu alayım oynayayım işte %55-60 onu istemez. Al top sende kalsın da gerisini bana bırak der. Direkt oyun biraz budur. Aynen. Ama Premier Lig istatistiklerine bakıyorum %65'te en fazla top kullanan ikinci takım şu anda Liverpool. Bu esneklik. Bu esnekliği son dönemde geliştirdi yalnız. Bu esnekliği Jürgen Klopp gösterdi ama sanki Jose Mourinho gösteremedi gibi geliyor. Bak şimdi Jose Mourinho forvette Costa stilinde adamı seçti. Evet. Bu Borussia Dortmund'da Aubameyang tipinde çabuk adamları seçti. Evet. Şimdi Klopp takımı kurarken biraz daha iyi kuruyor. Evet, doğru. Şimdi Liverpool'da planlamacılık konusunda daha önde. Daha önde. Evet. Ve kafasındaki oyunsal formatı da o oyuncularla iyi yapıyor şimdi. Evet. Mesela oyuncu değişikliklerinde dikkat et. Hep 12. adamı hep çabuk adam. Evet. Hocam bir tane Harun arka tarafı değiştirecek. Şimdi Lovren falan onlar değişir bence. Yani Milner sol bek oynuyor. O değişecek. Milner iyi oyuncu ama hani oranın oyuncusu değil. Bulamadığı için belki Milner'ı kullanıyor ama. Yani ön tarafta hiç ağır oyuncusu yok. Orta sahada hiç ağır oyuncusu yok. Ya. Hepsi hafif oyuncu. Hepsi çabuk hareketli. Kıpır kıpır. Ama Jose Mourinho'nun oyuncuları biraz daha böyle rahvan oyuncular. Chelsea yendi değil mi yılbaşında? Yok Chelsea değil. Kim yendi yılbaşında? Manchester City yendi. Manchester City yendiler. City yendi. Yani City de ikinci yarı öyle kötü de oynamadı. Oyunda İyi oynadılar ama. Ağırlık koyduğu bölümler var. Temposu 2'yi 3'ü 4'ü atabilirdi Liverpool. Böyle pozisyonlar buldu. Nasıl hızlı hücuma çıktı. Yani. Hocam ligimizde de çok değerli oyuncular var. Çok değerli yabancılar da var. Bir sıralama yaparsak bir tane, iki tane, üç tane çok değerli oyuncu kimlerdir? Ya şimdi tabii bu soru zor bir soru. Zor. Bir takımı çalıştırırken. Ben de cevap veremiyorum çünkü. Birincisi stratejik açıdan şöyle. Tabii yani. Çok samimi yani konuştuğum için. Yani bugün rakip olacağı için. Seninle hocam samimi konuşuyorum. Bir, öyle bir ülkede yaşıyoruz ki ülkemiz doğruları söylediğin zaman protesto yiyen bir zihniyete sahip. Duymak istediğini istiyor insanlar. Şimdi doğruyu söylüyorsun. Bulunduğun bölgede bir sürü eleştiriler geliyor. Yerel medyadan geliyor, taraftarından geliyor. Herkes yanlış konuşuyor, onu istiyor senden. Evet, doğru. Yani göz boya. Evet. Dolayısıyla mutlaka çok beğendiğimiz oyunda ağırlık koyan oyuncu grupları var. Evet. Büyük kulüplerde var, Anadolu kulüplerinde var. Kendi takımımızda. Ben mesela bizim Leo'nun şu sakatlığı yaşamasaydı Türkiye Ligi'ne kesinlikle damga vuracaktı. De Türkiye ya. Avrupa Ligi'ne damga vuracaktı. Öyle bir geçen senenin ilk devresini hatırlayın. Evet. Bir çıkış yaşadı. Yani temposu, adam geçmesi, gol vuruşu, takım oyunu oynaması. Şimdi ilk ondan çalıştığımızla sonraki çalıştığımız dönem mesela herkes benim Leo'yla Gençler Birliği maçındaki takışmamı hatırlıyor. Akla gelen ilk şey bu oluyor. Halbuki orada oyuncuyu çalıştıran benim. Oyuncunun özelliklerini benden başka kimse iyi bilemez. Bilemez. Nereden bileceksin sen ya? Nasıl bilebilirsin? Ben 50 kişiye penaltı attırıyorum. 20 kişiye penaltı attırıyorum. Sonra son 5'e, son 7'ye en iyilerini en iyi 3-4 taneyi buluyorum. Oyuncunun psikolojik durumu var. Bak Bursa maçında Leo kaçırdı. Bir daha ben atmayacağım. Beynim yerinde değil. Kendimi hissetmiyorum dedi. Evet. Nitekim ya kop attı o da kaçırdı. Evet. Dolayısıyla çünkü Leo'yu derken mesela üç büyük kulüplerde oynamayan oyuncular Yasin Erciyes'te oynarken göze batmıyordu. Evet. Galatasaray'a gitti. Çok
Evet. Birçok maçta çok önemli işler yaptı. Hocam ben Kuveke'nin beğenildiğini daha biliyorum ama yani Kuveke daha ilk geldiği gün beğeniliyordu. Bence. Rize'ye geldiği günden itibaren beğenildi. Onu birçok teknik adamın beğendiğini biliyorum. Mesela ben, kendi ben takımından başlayıp zor olduğunu biliyorum yani. Yani Kuveke kendi takımından başlayıp şimdi Fenerbahçe'ye geçtiğim zaman o sağ tarafta oynayan Lens. Evet. Benim kimde dersin? Çok etkili. Ben etkili. Bu adamın 20 tane çalım atmasına bakmam. Takım içerisinde pozisyon oyununda ne kadar etkili. Lens müthiş etkili bir oyuncu. Evet. İnanılmaz etkili bir oyuncu. Defansta da şeflik yapan Keyer. Evet. Abwehr şef. Defansın şefi. Bak hiç böyle gözükmem. Defansı. Ben topsuz bölgede önündeki 6 numarayla iletişimine bak. Evet. Sağ bekinden, sol bekinden, stoperle kale. Müthiş adam organizatör. Evet. Beğeniyorum. Şimdi Beşiktaş'ta da stoper Marcello mu? Marcello. Evet. Oyun kurması. Ben Bremen'den. Evet. Hannover'dan tanıyorum. Evet. Ben beğeniyorum. Evet. Marcello. Atiba. Evet. Şimdi Marcello, Atiba, Gomez varken o üçlü acayipti. Şimdi, omurga sağlamdı, iyiydi yani. Şimdi Marcello, Atiba ondan sonrayı bir tamamlayamadılar. Değişik oyuncular oynuyor. Evet. Cenk çok iyi işler yaptı. Evet. Sürpriz işler yaptı. Hocam Cenk'le Antep'te. Hatta ben şunu hatırlıyorum. Cenk'i sol önde ilk kullanan teknik adamsın. Babası o zaman bizi eleştirdi. İzledin mi? Ben izledim ve çok umutlandırdı beni o görüntü. Çünkü biz şunu hayal ederiz. Bir santforumuz olsun senede 20 tane atsın. Arkasındaki üçlü 10'ar tane senede atsın. Şimdi gol vuruşu var. Var. Ayaküstü var, şutu var. Var. Gol konusunda çok ihtirasları olan da bir futbolcu. Aynen. Aynı zamanda çok istiyor. Belli bir temposu var. Tamam belki driblingi kanat için uygun olmayabilir. Ama ters kanat ataklarında sürekli içeride pozisyon alacak olması. İkinci santrafor. Gol sayısını arttırmak için bana harika bir çözüm gibi geldi. Hatta o yüzden belki de Beşiktaş'a tercih edildi. Çok ama, kişi eleşti. Ben onu Bilic'e dedim. Bilic'e dedim ki bak sizin UEFA'da 5-0 mı ne deplasmanda kimi yendiniz o Yugoslav... Partizan'ı. Baştan sonra havaalanında dönüyorduk. O hep Mustafa Pek Demet'i santrafor ikinci. Dedim ki ya bu Cenk hocam ben bunu solda sağda oynat korkma. Orayı kapatır ikinci santrafor olur sana çok iş yapar. Sen zaten hep önde oynayan adamsın Türkiye Ligi'nde. Hücum oynayan adamsın. Sonra Şenol Hoca'yla da konuştuk. Şenol Hoca oynatıyor. Evet. Şenol Hoca mesela ilk başta hemen oyuncu değişikliğinde santrafor olarak Cenk girdi. Evet. Önceden üçüncü. Üçüncü tercihti. Tabii, Bilic de üçüncü tercihti. Evet. Şimdi burada ilk 11 tercih oldu. Evet. Değişik özellikleri olan oyuncu. Beğeniyorum. Galatasaray'da Yasin disiplinli olduğu zaman çünkü Yasin çok iyi oyuncu. İyi. Müthiş oyuncu. Farklı. Müthiş oyuncu. Farklı hocam. Dripling yapıyor. Adamın üstüne gidiyor. Evet. İçeri giriyor. Topsuz içeri giriyor. Arkadan bindireni çıkarıyor. Ama son Galatasaray'da yaşadıkları bir kere Snyder gibi bir adamın yanında oynuyorsun. Bunu bir değerlendirsen akıllı ol. Snyder gibi bir adamın yanında oynadığın zaman orada özelliklerini daha çok ortaya koyarsın. İlk başta gittiğinde o şeyi vardı partnerliği. Evet. Biraz sivrildi. Evet. Son yaptığı olaylar tabii iyi değil. Snyder'i çok beğeniyorum. Ne olursa olsun. De Jong mesela çok deneyimli oyuncu. Geçen de bir sohbet imkanımız oldu. Bayağı oturduk Snyder, De Jong. Ya büyük oyuncular farklı hocam. Evet. Bir 3 saate yakın bir sohbetimiz oldu. Otelde biz kamptaydık. Şimdi De Jong'a bazen ilk geldiğinde oyun içerisinde eleştirebilirsin ama oturduğun zaman adam futbolcu ya. Evet. Yani taktik konuşuyorsun, bir takım fikir alışverişle. Bizim Türk futbolcularımızın en büyük eksikliğinden biri bu ya. Evet. Şimdi Snyder'le de konuşabiliyorsun kardeşim. Yani adam 7-8 tane dünyanın en büyük teknik adamlarıyla çalışmış. Şimdi tabii, Snyder'e bak, De Jong'a bak. Yani. Biz sallıyoruz, hadi bağırıyorlar. Ya nereye bağırıyorsun sen? Evet. Adamlara bak. Hangi kulüplerde oynamış, hangi teknik adamlarla çalışmış. Evet. Ve bu oyuncular, bu teknik adamlardan bir sürü şeyler alıyor. Her gün antrenman alıyor. Haftada 2-3 kere toplantıda bir mentörlük yapıyor hocaları onlara. Evet. Bazen özel hayatlarında yapıyor.
Şimdi zevk aldım adamla. Oturdukça oturduk. Şimdi De Jong'a bak. De Jong daha farklı. Söyleyeyim evet. size. De Jong müthiş adam. Yani bir takımda tam bir şef olacak bir evet. karakteri var De Jong'un. Evet. Çok beğendim adamı. Şimdi her şey futbolla... Biz şimdi değerlendirmeyi yaparken işte Gaziantep'te Elyasa. Evet. Futboluyla yapmıyorum. Oradaki takımın içerisindeki duruşu, karakteri var. Karakteri güçlü var. Bir kimliği var. Kimliği ve var. Arkadaşlarına da o kimliği aşılamaya çalışıyor. Çok önemli şeyler. Doğru. Şimdi evet. bizim Türk oyuncu eksik burada. Evet. Eksik. Ben niye genç, Eren'i ben takım kaptanı niye çıkardım? Koray'ı çıkardım. Evet. 23 yaşında. Evet. Ya bu adamlar bu yaşta öğrenecekler ki evet. 26-28'e geldiği zaman evet. bir takım kaptanı. Güçlü bir kaptan, güçlü bir lider. Evet. Şimdi evet. Ceyhun vardı bende Ankara gücünde. Evet. Ceyhun evet. Eriş. Kaptanın kralıydı. Bak çalıştığım evet. Oğuz, Adana Spor'da Oğuz evet. takım kaptanıydı. Evet. Müthiş takım kaptanıydı. Abi onlar büyük kaptanlar. Ama nerede yani. Şimdi bizim Türkler? Söyleyin. Evet, evet, bizim evet. Türk oyuncularımız evet. nerede? Evet. Takım kaptanı evet. ne demek? Evet. Bir takımın içerisinde bir oynadığı futbolla, davranışıyla, evet. objektif bakmasıyla. Bizim Türk oyuncularımız maalesef bu konularda gelişimi az yapan oyuncu grubu. Maalesef. Kendilerini geliştirecekler. Evet. 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 Bol bol kitap okuyacaklar. Cesaretli olacaklar. Cesaretli olacaklar kararlı bir kere. Kararlı olacaklar. Gelecek hocasıyla konuşabilecek. Konuşacak. Medeni cesaret. Medeni cesaret. Derdini anlatabilecek. Birbiriyle iletişimde ya burada nasıl kademeye giremezsin evet. diyebilecek evet. arkadaşına. Yani gidip odada konuşacağına gelip hocayla odada konuşacak. Odada dedikodu yani. Yapmayacak. Evet. Hocayla gelip konuşacak yani. Odalarda dedikodular yap. Derdini anlatacak erkek erkeğe. Aynen. Değil mi hocam? Aynen. Evet. Sonra birlikte de mesela Saffet, Galatasaray'da Saffet. Şimdi Sancaklı millette, mı? Ha. Evet. Kubilay'la özel hayatta müthiş samimiydi. Türk Yılmaz'la. Türk Yılmaz'la. Evet. Kubilay çıt kesiyor. Saffet golleri atıyordu. Evet. Doğru. Bakın Saffet bütün golleri 20, Saffet 25 atıyordu. 25 tane atıyordu, atıyordu yani. Atıyordu. Yani hem iyi bir futbolcuydu hem de bazı o kültürel ilişki. Çok önemli hocam. Hocam Saffet Sancaklı ile alakalı. Eskiden şimdi hayatta olmayan rahmetli ismini hatırlayamadım. Sedat. Bir, yok. Bir feminist bir hanımefendi yazar. Fenerbahçe kampını ziyaret ediyor. Biliyorsunuz hocam Saffet Sancaklı Fenerbahçe'de de oynadı. Biliyorum. Beşiktaş, Galatasaray hepsinde oynadı büyüklerin. Fenerbahçe kampını ziyaret ediyor. Orada birisiyle röportaj yapacak. Kimse merhaba demiyor. Kimse hoş geldin demiyor. Herkes çekiniyor. Herkes işte kaçıyor. Kadın da ünlü bir kadın. Saffet Sancaklı ayağa kalkıyor. Gidiyor. Merhaba hanımefendi. Hoş geldiniz. Medeni cesareti var. Kolunda bant yok ama kaptan gibi yani. Oyuncular adına da o da büyük kaptandı. Tabii oyuncular adına Fenerbahçe'de değildi ama Kocaespor'da büyük kaptandı hakikaten de. Saffet Sancaklı çok yani büyük kaptandı. Yani o medeni cesareti olan güçlü karakterler ki sporcuya da yakışan aslında bir taraftan budur yani. Sporcu bir kere kendine güveni olan insandır. Evet. Yani o davranışı gösterebilmeli. Hocam artık Rizespor'a gelelim yavaş yavaş. İlk devre ben Rizespor'la ilgili şöyle bir gözleme sahibim. Kadronun kalitesinden biraz daha fazla puan aldığını düşünüyorum. Belki takım veya antrenör ekibi eleştirilere maruz kalıyor ama bir kere genç oyuncular çok sayı olarak çok fazla, deneyimli oyuncu eksik. Güçlü bir kadro olmamasına rağmen zaman zaman güçlü oyunlarda oynadı. Şanssız maçlar da kaybetti. Ama ikinci devre nasıl bir Rizespor göreceğiz onu merak ediyorum. Şimdi çok doğru tespit, çok doğru. Kadro kalitesi hocam çok önemli. Evet. Ki hocam birçok istatistik biriminde ilk beşin içerisinde evet, Rizespor. Evet. Ama puan olarak arkada kaldı. Ligin evet. yani ligi normalde iyi bitirmedik. Hı hı. Ligi iyi bitirmedik. Bu doğru. Transferde kendimize eleştiri yapmamız lazım. Bakıyorum o taraftan. Çünkü iki tane çok önemli bir 10 numara ve 9 numara üzerinde kesinlikle anlaştığımız iki oyuncu vardı. Maalesef bu oyuncuların işini bitiremedik. Burada biraz kulübün ekonomik tarafında düşünerek belki o zaman çok büyük paraları verseydik alabilirdik. Daha sonra başka kulüplerin onlara transfer teklifleri, UEFA kupalarında iyi oynamaları son güne kadar getirdi ve istediğimiz o iki oyuncuyu alamadık ve lige böyle bir genç takımdan girdik. Evet. Aslında büyük bir risk. Risk. İnanılmaz evet. büyük bir riski göz önüne aldık. Burada başkan ben almam hı hı. ama kulübümüzün başkanı, kulübümüzün yönetimi bize o desteği verirse hiç kimseyi tanımayız, gireriz ve orada da başarılı da oluruz. Evet. Nihayetinde de bu kadro şu anda tehlike bölgesinde ama üstünde bitirdi. Evet. Lig bitmiş olsa üstünde bitirdi. Evet.
Ama böyle devam eder mi? Etmez. Kesin etmez. Güçlendirilmesi gereken bir kesin, kadro bu. Kesin, bu bir kere doğru. Şimdi taraftarımız alınan sonuçlardan sonra istifa diye de bağırıyor. Başkanı da beni de protesto ediyor. Makul derecelerde normal protestolar. Evet. Makul derecede. Onların düşüncelerini, duygularının daha ötesindeyiz biz. Evet. Olayın bilincindeyiz. Ya Önder Hocam öyle bir oyuncu bitmişti kesin. Evet. Bir oyuncu almıştık %100. Ya araya birkaç tane bizim özellikle bu Türk menajerleri. Ya böyle bir şey yok. Evet. Gidiyorlar kulübe. Biz size Rize Spor'dan bu kadar para getireceğiz diyorlar. Evet. Sonra yetki alabilmek için. Ve hani siz o oyuncuyu daha önce konuşmuşsunuz bir rakam. O rakama bitireceğiniz. Yani çıkıyor o rakam. Adam diyor ki bize bu oyuncu teklifi geldi. Siz ne diyorsunuz diyor. Giden adam yalancı durumuna düşüyor. Aynen öyle. Ya aynen böyle öyle. Bir şey var mı? Aynen öyle. Maalesef. Şimdi yaşadığımız bunu kim kamuoyuna burada artık bu bilgiyi vermek zorunda kalıyor. Evet. Ya böyle bir şey var mı? Maalesef banditlerle dolu etraf. Evet. Bu Türkiye'de transfer piyasası kadar nefret edilecek bir nefret. Bak sen mi söylüyorum? Artık şu evet. Yani ya olmaz böyle bir şey ya. Ya arkadaşlar şu menajer oyuncu şeylerine diyorum ya. Bir futbolcunun bir menajeri olur ya. Bir 10 tane menajeri olur mu ya? Hocam burada biraz futbolculara kabahat var. Ona da ver vekaletname. Öbürüne ama söz var. Öbürüne telefon. Yani. Yabancılar da yapıyor bunu. Yabancı oyuncular zaten yapıyor hocam. Yani o alacağı kontratın derdini ama bizim yerli oyuncularımız da yapıyorlar yani. Biriyle telefonda konuşuyor, öbürüne de vekaletname vermiş. Şimdi kulüpler yaşamazsa nasıl masa para kazanacak yani. Bunlar? Elbette yani. Kulüpleri düşünmeleri gerekiyor ama zor onlar günlük kulüplerin yaşıyorlar. Çoğu iflasta. Öyle. İflasta ya. Öyle. Bakma kimse bir şey demiyor. İflasta ya. Doğru. İflasta ya. Hocam, ekside olmayan bir tane kulüp var ligde. İki düzeltiyorum. Diğerlerinin hepsi ekside. Yani 36 takımdan bahsediyorum. PTT 1. Lig, Süper Lig. İki kulüp dışında herkes ekside. Eksi. Evet. Şimdi Rize Spor olarak bir kere doğru yoldayız. Evet. Bundan son derece kendimizden emiz. Çalışmalarımız, takım çalışması, kulüp gelişmesi. Hı. Yani mesela biz sahayı yaptırmasaydık belki bir tane daha futbolcu alırdık. Hocam saha harikulade oldu bir kere. Şimdi, o sadece Rize Spor'a değil Türk futboluna da hizmet etti. Yani bu böyle ya, ufak ufak gidecek yani. Orada bir futbolcu eksik alalım orayı yapalım dedik. Bir fedakarlıktır bu. Büyük fedakarlık. Tabii Rize'deki kamuoyunun da şunu bilmesi gerekiyor. Rize Spor ciddi yönetilen bir kulüp. Çok ciddi. Kaliteli bir teknik adamı var. Belki şu an kadronun güçlendirilmesi gerekiyor. Ama bu güçlendirme yapıldıktan sonra Rize Spor önümüzdeki senelerin yayın gelirleriyle ve bu yönetimi asla ve asla yönetimin arkasından çekilmemeli taraftar. Yönetim zaten Hikmet Karaman'la devam edecektir. İstikrar istiyor yönetim. Onu görüyorum. Onu evet, hissettiriyor evet, bize evet, kamuoyuna. Evet. O yüzden başkanı da tebrik başkan, etmek gerekiyor. Bakın ben bir şey söyleyeyim mi? Önder o sebeple bu seneye ama mutlaka çok pozitif atlatması gerekiyor Rize Spor'un. Şurada bak. Televizyon açık. Saklamaya gerek yok. Evet. Yani. Şimdi başkan farklı bir profili var. Evet. Taraftarın seveceği bir profil değil. Evet. Şimdi hocasından da şu açıklamayı bekliyor. Ben istedim, yönetim yapmadı. Hı-hı. Ya böyle bir çalışma şeyi olur mu ya? Olmaz. Bu açıklamayı olmaz. Bekliyor. Tamam. Başkan şey... burada fedakarlık yapıyor kendisi ama. Böyle bir şey yok. Başkan bu kulübü doğru ve farklı yönetmek istiyor. Evet. Başkan bir başkan istese buraya 6 oyuncu aldım der sana. Evet. Ondan sonra hoca yapamadı der. Veya kulübü borçlandırır alır. Tabii yani. Canım böyle bir şey böyle bir şey. Biz geleceği de düşünerek. Geleceği de düşünerek. Bence uyumlu bir ikili var burada yani. Başkan, teknik adam, uyumlu ama bir ikili. Ama şimdi bu devre arası. Çünkü demin güzel söyledin yayın gelirleri en az 6-7 milyon dolar artacak. Tabii. Dolayısıyla biz buraya 3 oyuncuyu çakacağız. Bunun pardonu yok. Evet. Bunun pardonu yok. Pardonsuz 3 tane gerekiyor. Doğru. Pardonu yok. Doğru. Hocam hangi pozisyonları düşünüyorsun? Ya şimdi pozisyonları da söylemek istemiyorum. Bir 10 numara şart bir kere. 10 numara şart. Bir 10 numara şart. Niye hocam? Ya oyuncular içerisinde de şey çıkıyor. Evet. Tedirginlik çıkıyor. Evet tabii doğru. Bunu artık sen hoca olduğun için daha rahat konuşabiliyorum seninle. Öteki türlü her medyada ya ben oyuncu olsam şimdi hoca atıyorum stoper oynuyorum hoca stoper benim bakıyor. Benim yerime mi geliyor acaba falan? Hemen menajerde ya böyle bir durum var. Sen de bir arada takım bak der. Doğru. Veya oyuncu ismi istiyor. Gazeteci arkadaşlarımız bizim Rize'den de kim? Ya bir isim söylüyorsun. Sana yemin ediyorum menajerler bunun Rize'nin içinden de var.
menajer grupları hemen oyuncunun menajerini buluyorlar veya kulübün sportif direktörünün en iyi Türk arkadaşını buluyorlar. Bak bak. Evet. 15 senelik arkadaşını buluyorlar. Evet. Oradan bir yetki belgesi alıyor. Adam yetki belgesi alıyor 10 günlük. Ben diyor X kulübün adına diyor şu futbolcudan kulüpten alıyor. Evet. Sen adamı da ulan kulüpten almış diyorsun. Bir konuşayım evet. diyorsun. Adam tam üçkağıtçı çıkıyor ya. Evet, maalesef bu böyle olunca da transfer operasyonu zorlaşıyor. Şu anda bak o yüzden şu anda biz bu oyuncuyu çoktan bitirmiştik. evet. Bitmişti. Evet. Ya bitmedi işte. Evet. Rizespor'dan diyor şu kadar para aldım ben diyor. Evet. Rizespor diyor bu oyuncunun diyor ya adamın 4 ay sonra bonservisi bitiyor ya. Hayırlısı olsun. İşiniz kolay değil ama gerekiyor. Sen bu işin içindeydin hocam. Gerekiyor. Hocam ikinci devrede başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de sana ben başarılar dikkat, diliyorum. Dikkatle takip ediyorum. Seninle biz dikkatle takip maçlarında, ediyoruz. Çünkü Hikmet Karaman deneysel bir teknik arada adamdır. Bir ara o zaman. Fikir verir. Fikirlerini bize alalım. De bir şeyler öğretir. O yüzden karşılıklı bu. Dikkatle takip ediyorum ve ikinci devre için hocam, başarılar diliyorum. Hocam biz de diliyorum. Sen konuşurken seni dinliyoruz, dinlettiriyorsun. Çok teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Devam. Antrenör de yetiştirmeye de başladınız şimdi. Yardımcılarınız ben yardımcı ekibinizi de çok beğeniyorum. Ender Alkan'ı da, Serkan Emre Safa'yı da inşallah onlar da Türk futbolu müthiş adamlar olacak. Önemli antrenörler kazanacak inşallah. Ender 3-4 sene sonra çok iyi bir antrenör olarak gelecek ya. Harika, süper. Serkan Emre hocam, Safa zaten uzun yıllar orada. Evet, tekrar teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ ol.